Peki skleroderma yani bağ dokusu hastalığının bitkisel yollarla çözümü mümkün müdür diyelim zaten konu. Evet, skleroderma veyahut da diğer adıyla bağ Bağ dokusu dokusu. hastalığı, kolajen bağ dokusu, bağ dokusunun yapısını oluşturan kolajen bağ dokusunu fibroblast denen hücrelerin hızla çoğalması bağ dokusu hastalığına sebep olur. Yani bağ dokusu nedir? Hücreler arasında hücreleri birbirine tutan dokudur. Bir. Organları birbirine tutan dokudur. İki. Organlara, hücrelere besleyici madde akışını sağlayan dokudur. Hücredeki, organdaki, dokudaki pislikleri artık maddeyi dışarı taşıyan bir yapıya sahiptir. Mesela skleroderma veyahut da bağ dokusu veya kolajen hastalık, işte kolajen dokuyu salgılayan, üreten fibroblast denen hücrelerin aniden çoğalması kolajen hastalığı, bağ dokusu veyahut da bağ dokusu hastalığı diğer adıyla skleroderma tetikler. Bütün organları tutan bir bağ dokusu var. Mesela gözü böyle olduğu yerde tutan bir bağ dokusu var. Gözün bağ dokusu olmasa ne olur biliyor musunuz? Gözünüz önünüze düşer. Masanın üstüne düşer. Puat gibi de bakarsınız gözünüz yerde. Veya burnunuz düşer. Burnunuzu alıp takarsınız. Göz efendim. Kulağınız düşer. Kulağınızı alırsınız. Buraya takarsınız. Mideniz yerinden düşer. Kalbiniz düşer. Bütün organları elastik şekilde tutan, bağlayan, hareket ettiğimiz halde birçok yani kavgaya yapıyor insanlar. Kickboks yapıyor, karate yapıyor, boks yapıyor. Hiçbir şey olmuyor. Veyahut da mesela gördüğünüz televizyonda reklam oluyor. Adamcağızı verirler ağzını, yüzüne böyle rüzgarı şeyi, değil mi? Ağzı böyle dalgalanıyor. Deniz dalgası gibi. Ama hiçbir şey olmuyor. Onu tutan nedir? Bağ dokusu. Bağ dokusu olmazsa kişiye mesela ağzına böyle birazcık yüzüne rüzgar verseniz ne olur? Gözü, kulağı, burnu havaya uçar gider. Kaybolur gider. Yani bağ dokusundaki bu iltihaba, kolajen bağ dokusu iltihaplanması veyahut da sklerodermanın tedavisi mümkündür. Mümkündür.